Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, bugün de sizlerle birlikteyiz. Elhamdülillah. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim, genelde bir alim, bir büyüğümüz vefat ettiğinde arkasından binlerce, milyonlarca insan efendim şöyle güzel adamdı, böyle güzel adamdı diye ağıt yakıyoruz, mersiyeler düzüyoruz ama sağlığındayken ziyaret etme, istifade etme noktasında eksiklerimiz oluyor. Bir gün böyle bir veli zatın kabrinin yanında ders yapıyoruz Ahmet Akın Çıman hocamla birlikte. Efendim, o veli zatı gıyaben tanıyan sevenleri ziyaretine gelmişlerdi. Kıymetli hocam, Allah hayırlı ömürler versin, dedi ki ya, evliyanın da ölüsünü daha çok seviyoruz, dirilerinden niye istifade etmiyorsunuz filan diye böyle latife yapmıştı. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da mesela vefatından sonra arkasından çok şeyler, efendim, güzel cümleler söylüyoruz ama onun mübarek siyerine ve hadislerine efendim ittiba etme, tanıma, öğrenme noktasında eksiklerimiz var. Biz de bu eksiğimize bir mum yakalım, bu eksiğimizi giderelim diye efendim kendilerinden istifade ettiğimiz nice güzel insanların yetişmesine öncülük etmiş üstadlarımız da, hocalarımız da hasbihal edelim sağlığındayken. Onların tecrübesinden, birikiminden istifade edelim. Ve efendim, hani bugün işin erbabı bu konuda, hani ilerlemenin maddi ve manevi olarak en kolay yolu o konuda efendim önde olanlardan istifade etmek. Tecrübelerini tecrübe edinmek ya da işte rol modeli edinmek filan diye söylüyorlar. Eskimez cümleyle büyüklerin ehli hal ile hemhal olmak. İşte bugün böyle kıymetli bir üstadımız, hocamız, nice hocalarımızın, müftülerimizin, vaizlerimizin efendim yetişmesine öncülük etmiş. Hocaların hocası diye bir tabir kullanılıyor ya, tam da bu cümlenin muhatabı kıymetli bir üstadımız Ali Rıza Temel hocamız, bugün misafirimiz. Ali Rıza Temel hocam, efendim, teşebbüt miktarı da olsa İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken bir dönem kendilerinden istifade ettiğimiz bir hocamız. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan hocalarımız hocamızın talebesidir. Hocamdan efendim benim doğduğum yıl Yüksek İslam'dan mezun olmuş. Yani aradaki durumu fark edin diye söylüyorum. Benim için bir şeref hocam, Allah razı olsun, lütfettiler. Muhterem hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Uzunca bir mukaddim oldu ama. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Hay hay. Ali Rıza Temel hocamı biz bir miktar tanıyoruz ama kendi dilinden şöyle Ali Rıza hocamın nerede dünyaya gözünü açtığından başlayarak, evet, bir bismillah diyelim istiyorum hocam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Tabii bir insanın kendinden bahsetmesi biraz zordur ama biz böyle övünmek değil de örnek olsun diye dinleyicilerimize hayatımızdan bir takım işte numuneler, örnekler, ders alınabilecek tablolar sunarsak kendimizi bahtiyar sayarız. Tabii hayat doğdu ve öldü diye özetlenir. Mezar taşlarında bile işte şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü. Bir enteresandır. Arapçada doğmak ve ölmek kelimeleri meçhul fiille ifade edilir. Mesela vülide denir. Şu vülide doğuruldu, tüvüffiye vefat ettirildi. Çünkü bir insan kendi doğmaz, kendi iradesiyle dünyaya gelmez, kendi iradesiyle bu alemden gitmez, değil mi? Yasin'in sonunda bile ve ileyhi turcaun. Sadece ona döndürüleceksiniz. Bak, döneceksiniz demiyor. Terceun değil, turcaun. Yani biz bu aleme getirildik, bu alemden götürülüyoruz. Sahibimiz var. Sevki kader, işte kader programı içinde cereyan ediyor her şey. Hani zannediyoruz ki biz yapıyoruz ama öyle değil aslında. Biz birer vasıtayız. Tabii bir insana sen nerede doğacaksın, ne zaman doğacaksın, annen kim olacak, baban kim olacak diye sorulmaz. Değil mi? Cenab-ı Hak takdir eder. Biz de demircinin Çanakçı köyünde, hatta köyünde değil, bir çiftlik, çiftlik deyince biraz sanki böyle zenginlik falan o manada değil, saya derlerdi bize, tarlalarımız vardı. Biz öyle
köyden bir saat uzak, tenha bir şeyde, çiftlik, tarlada dünyaya gelmişiz. Getirilmişiz. Getirilmişiz. Efendim, annem rahmetli Nazife, Allah rahmet eylesin, babam Hüseyin, onların izdivacı neticesinde dünyaya gelmişiz. Ne zaman? 1946, 25 Mayıs 1946'da dünyaya gözlerimizi açmışız. Şeyde Araplar maskat-ı res derler, doğum yeri olarak. Yani başının düştüğü yer anlamındadır. O da enteresan. Orada tabii dünyaya gelmişiz ama öyle ebedir, hastanedir, öyle bir şey, tarlada doğmuşuz. Efendim, nasıl doğmuşuz? Göbeğimiz nasıl kesilmiş? Belki taşla kesildi. Yani o şartlar altında dünyaya geldik. Efendim, neticede büyüdük. Ben hatırlıyorum, 3 yaşına doğru sütten, memeden ayrıldığımı hatırlıyorum. O zamana kadar. Sonra efendim tarlada biz de çocukluk, işte koyun güttük, sığır güttük, orak biçtik. Efendim ben işte 9 yaşına kadar şeydeydim. Biz 5 yaşından itibaren başlar sürünün arkasında sığır güder, koyun güderdik. İşe yarardık yani o zaman, o çocuklukta. Şimdi biz tabii 5 kardeşiz. En büyüğümüz, Allah rahmet eylesin, abim vefat etti. Bir kız kardeşimiz var. Şimdi dedem rahmetli Ali Ağa derlerdi, köyün muhtarıydı. Böyle cambaz derler, hayvan alım satımını yapar. Bir zenginciydi, varlıklı bir insandı. Efendim, iki oğlunu okutmuş, hafız yapmış. Annem babam da sitem etmiş kendi kendilerine. Bak işte babam kendi oğullarını okuttu da bizden kimse okutmadı diye. Dedem de bunu duyunca, yahu demiş, bunlardan da birini okutalım. Allah'ın takdiri işte, o da bize denk geldi. Benim adım Ali, dedemin de adı Ali. Kim bilir oradan mı? Neyse. Bunu demiş, okutalım. Şimdi ben sığır güdüyordum. Ekmek torbası omzumda. Sonra dediler ki Balıkesir'e gidiyoruz. Dedem hem koyun sürüsü götürüyor oraya, Balıkesir'de kasaba satacak. Babamla birlikte ben 9 yaşında efendim ekmek torbasını bıraktım. Oradan yamalı bir pantolon, efendim bir beygir ata bindik. O yaşta 3 gün Balıkesir'in Bigadic'in Çömlekçi köyüne gittik. Neden gittik? Çünkü bizim köyde ilkokul yoktu o zaman. O köyde amcam imamdı efendim. Orada ilkokul vardı. Bizi amcamızın yanına okumaya götürdüler efendim. 9 yaşında vardık Çömlekçi köyüne. Orada bir okul, tek bir sınıf, böyle bir oda. 5 sınıf bir şeyde, 5 sınıf bir odada. Bir öğretmen nasıl idare ediyordu? Hem birler hem beşlere. O öyle, o şartlar altında biz 9 yaşında başladık. Sizin ilkokula 9 yaşında başladım. 9 yaşında başladım. Efendim şimdi tabii kışın okula gidiyoruz. Yazın amcamız, Allah rahmet eylesin, o benim veli nimetimdir. Kur'an-ı Kerim hafızlığa çalışıyoruz yazın. 5 sene böyle devam etti. Efendim Kur'an-ı Kerim ben tam hafız olamadım ama yarıya yakın falan gelmiştik o yaz tatillerinde. Tabii orada da biz hem okuyoruz hem de efendim yine koyun sağıyoruz, bilmem alt dam kürüyoruz, işe yarıyor, orak bile biçiyoruz falan. Hem okuyoruz hem böyle. Sonra biz ilkokulu bitirince, Allah rahmet eylesin, ileri görüşlü bir insandı. Dedi ki amcam, Balıkesir'de İmam Hatip Okulu açıldı. Şimdi dedi, başka türlü sen heder olursun. Seni İmam Hatip Okulu'na yazdıralım dedi. Beni 1960 yılında Balıkesir İmam Hatip Okulu'na kaydetti. Yani o zamanın şartları, bakın 55'te ben oraya gittim köye. İşte 60'ta o arada Kur'an-ı Kerim okunurken, bakın o günün şartları. Ben ezanın, Türkçe ezan okunduğunu da hatırlıyorum köyde. Yani 46'lıyım ama demek ki 4 yaşlarında, 3 yaşlarında onu Tanrıludur, Tanrıludur diye onu hatırlıyorum. Şimdi bakın 55'li yıllarda, 56-57'lerde bile
O ceberuti dönem bittiği halde, o Demokrat Parti dönemi daha rahat bir dönem olması lazım gelirken, eskinin korkusuyla jandarma geliyor falan dedikleri zaman biz Kur'an-ı Kerim'i alıp camiden uzaklaşırdık. Ben hatırlıyorum, Arapça okuyanlar köyün ormanlıklarında Arapça okurlardı korkudan. Öyle bir despot bir rejim olmuş eskiden. Ya neyse, o şartlar altında işte Balıkesir'i İmam Hatip'e kaydetti beni amcam. O zaman o demek 58'de açılmış Balıkesir İmam Hatip. İlklerdendir yani, ilk açılan İmam Hatiplerdendir. 13. mi 12. mi şeyde. Ondan sonra biz oraya kaydolduk efendim. İmam Hatip'e başladık. O zaman böyle meslek dersi hocaları falan pek yoktu. Bizim bir müdürümüz vardı. Başka mesleği falan başka şey de. Yani bizim Yüksek İslam Enstitüsü mezunları ne zaman oldu? Galiba 58'de zannediyorum şey oldu da 60'da falan, 62'de mi İstanbul İmam Hatip'ten mezun olan, Yüksek İslam Enstitüsü'nde mezun olan meslek dersler hocaları o zaman bize derse geldi. Tabii o şartlar altında biz okula devam ettik. Balıkesir İmam Hatip Okulu'na. Evvela eski cami vardır Balıkesir'de, Yıldırım Camii. Orada kalıyorduk. Orada bir kilometre falan yürüyerek devam ettik. Sonra orada işte yurt yapıldı. Böyle sıvası badanası bile olmayan bir şeyde, öyle o şartlar altında. Yani bakın, bir örnek olsun diye söylüyorum. Şimdiki yeni nesil bu eski sıkıntıları bilmiyor. Her şey hazır zannediyor. Öyle değil. Biz efendim, mesela ben hatırlıyorum, 2 ay cebimizde 5 kuruş olmadığını hatırlarım. Biz resim çektirirken bile emanet kravat falan alırdık şeye. Yani bak, şunu da örnek olsun diye söylüyorum. Efendim mesela ceketimiz solduğu zaman terziye götürür, ters çevirtirdik onu. O solgun taraf şu içeride kalsın diye. Yani o şartlar altında efendim, böyle bizim böyle yemeğimiz falan şey, yemekhane vardı ama ya bizim mesela ya çorba veya çay, ya zeytin ya peynir, ikisi beraber olmazdı. Yani çay dediğinde koca kazanda su kaynatırlar, bir torba çay atarlar içine. Efendim çorba taslarıyla şey, çay içerdik. Ispanak, kapuska yemekten iflahımız kesilirdi. Şimdi cuma günleri tahin helvasıyla balık, o bayram olurdu o zaman bizim için. Yani o şartlar altında elhamdülillah okuduk. Tatil olunca yazın köve giderdik, çalışırdık, orak biçerdik filan. Sonra bir yatılı imkanı oldu. Çok uzun tabii, yatılı imkanda mesela ben şey yapıyor, orak biçerken bizim demirci pazarı cumartesidir. O işte çiftlik saya dediğimiz, o damda derler. Birisi bana bir zarf uzattı şey yaparken. Bir baktım, yırttım sarı zarf, işte parasız yatılı imtihanları var Balıkesir İmam Hatip'te diye. Şimdi bu cumartesi, pazartesi şey var, imtihan. Şimdi ben bıraktım şeyi, yaya efendim ormanları aşarak, Bulak diye bir şey vardır Sındırgı'ya bağlı, orman deposu, oraya varıyoruz, tomruk kamyonuna biniyoruz, Sındırgı'ya gidiyoruz. Oradan ben yetiştim şeye, cumartesi çıktım. Bunlar örnek olsun diye söylüyorum. Kaç yaşındaydınız o zaman? Yani o zaman ben demek ki 15 olabilir efendim, o yaşta yalnız gidiyorum efendim. Neticede girdik imtihanı, elhamdülillah kazandık. O zaman o parasız yatılıya girince rahatladık. Bize böyle senede bir takım elbise falan verirlerdi. İşte efendim yemek de işte bedava, iaşe, ibate. Öyle başladık. Efendim işte bakın, o zaman şunu da söyleyeyim. İmam Hatip okullarında bir kalite vardı. Gerçekten. Yani diyebilirim ki o zamanın İmam Hatip Okulu mezunu bugün yani ilahiyatı bitirenlerden çok daha meslek itibariyle kaliteliydi, donanımlıydı. Ben hani övünmek için söylemiyorum. İmam Hatip'in 5. sınıfındayken falan
Yani lise 2'de, o zaman 4 seneydi orta, 3 sene. Yani lise 1'de filan biz hutbe okurduk ya. Ben Balıkesir Paşa Camii'nde vaaz ettiğimi biliyorum o yaşta. Efendim, ya mahalli gazetede yazı yazıyorduk. Mahalli gazetede. Yani şimdi mesela o zaman İmam Hatip Okulu'nun son sınıfında efendim böyle Arapçadan kitap tercüme edecek kıvama gelmiş şeylerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Yani bir kalite vardı o zaman. Ya ben şimdi diyelim 67 yılında Balıkesir İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. Elhamdülillah hep iyi de pek iyi derecelerle bitirdik efendim. O zaman ben efendim doğrudan efendim Ankara'ya gittim. Dedim ki ben Balıkesir İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazandım. Orada okuyabilmem için bir görev almam lazım dedim. Efendim o zaman Turgutlu gibi birinci sınıf bir ilçeye ben 21 yaşında vaiz olarak tayin edildim imtihansız. O zaman diplomayla biz müftü de olabiliyorduk. İmam Hatip mezunu olarak. İmam Hatip mezunu olarak vaiz olduk resmen. Şimdi Turgutlu'ya vaiz olarak geldim 21 yaşında. Bıyığımız şeyimiz yok, bir delikanlı. Şimdi vaiz olduğumu duyunca yaşlı hocalar birbirlerine böyle bu vaizmiş falan diye gülüyorlar. Bundan vaiz olur mu falan. Ama elhamdülillah mahcup olmadık. Efendim vaaz ettik. İzmir'e efendim gittim geldim ben bir sene. O zaman bakın şey Yüksek İslam Enstitüleri'nde cuma günleri müsaade edilirdi görevli olanlara. Bir de öğleye kadardı şey. Biz sabah gider öğleden sonra gelirdik şeye. Tabii bir sene bir İzmir'de bir evde kaldık. Sonra evlenince Turgutlu'da oradan gidip geldim. Neticede orada da işte şey 7 sene görev yaptım ben Turgutlu'da vaiz hocam, olarak. Buraya bir virgül koyarak tabii. Bir şey merak ediyorum. Şimdi sizin döneminizde bir yani başarıya iten sebep yoksulluk muydu? Hocaların gayreti miydi? Öğrenci olarak sizin kendi arzunuz muydu? Neydi yani? Tabii o... yani yoksulluk da bir itici şeydir. Yani bu bakın böyle iş sahası olmayan, arazisi verimli olmayan insanlar daha cesurdur ve hayata atılırlar, yüzmesini öğrenirler. O bir sebeptir. Hocalarımız da idealistti. Biz de o zaman gerçekten bir heyecanımız vardı. Yani biz ileride şey oluruz, böyle hizmet ederiz filan gibi. Yani o zamanın şartlarında da bakın, yani ileride şu oluruz, bu oluruz hesabını da fazla. Mesela Balıkesir İmam Hatip'te okurken bizim ileride böyle bir atanacağımız filan baştan belli değildi. Yani neticede okuyalım, Allah kerim dedik. Hatta o zaman bize derlerdi ki, ya sen işte... Efendim cenaze yıkayıcısı mı olacaksınız filan diye eğlenirlerdi. O zaman imam olanların filan köylerde kadrosu yoktu. Benim amcam mesela köyde imamlık imam hakkı olarak harman kalktığı zaman iki teneke veya bir teneke buğday dökerlerdi ambarına imam hakkı diye böyle hizmetlerle. Yani onun için yani istikbalimiz çok net değildi ama bir ilim şeysi de vardı, zevki de vardı, okuma hevesi vardı. Efendim işte o Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdik. Elhamdülillah övünmek gibi olmasın birinci dereceyle girdim, bitirdim. Hatta o zaman bakın kalite meselesi gerçekten bizim mesela İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nde biz Arapçayı Arapça olarak okuduk. Bir İbrahim Hariri diye bir hocamız bize dersi hep Arapça anlattı. Bütün Farsçayı da Farsça olarak efendim bir kalite vardı. Yani ben Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdiğim zaman da İslam İktisadının Üstünlüğü diye bir tercümem vardı kitap. Yani o zaman gayretliydik, okuyorduk, ediyorduk, bir ideal vardı. Efendim tabii şimdi bunu üzülerek ifade edeyim. Şimdi bakıyorum yani İmam Hatip Okulu'nu bitiriyor 7 sene. Ya adın neyi doğru dürüst Arapça 3 kelime söyleyemiyor. Bir şeyde kalite. Noksanlığı var maalesef. Sayı çok ama
efendim kemmiyet var, keyfiyet, bu problemi yaşıyoruz. Tabi bununla beraber yani bu çokluğun içinden de yine kaliteli insanlar çıkıyor. Bu da boşuna değil mutlaka. En azından bir mensubiyet duygusu oluyor değil mi? Hani imam hatipli olmak filan, o bir aidiyet bile insanı koruyor. Neticede biz, efendim biraz monoton gibi gidiyor be. Şimdi Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdik. Bu arada ben şeyde Turgutlu'da da vaizim. Evlendik. İşte çocuklarımız oldu. Üniversitede öğrenciyken evlendik. Evlendi evet. 69 yılında evlendik. Efendim bir oğlumuz bir kızımız oldu. Ondan şimdi torunlarımız var. Efendim oradayken askerlik yaptım. 1973'te Erzurum'da o nakıs sıfırın altında 30 derece o soğuklarda burnumuz buz tutardı. Orada topçu efendim Polatlı Topçu Okulu'ndan kuramız Erzurum'a çıktı. Askerlik yaptık. Kıbrıs çıkartmaları 67 idi galiba o. 71 olabilir. O Kıbrıs şeyinde de biz arazideydik. Her an intikal edebilirdik filan. O uzun hikaye. Sonra işte askerliğimizi de bitirdik elhamdülillah. Ondan sonra tekrar Turgutlu'ya döndüm. O arada Turgutlu'da 75 yılında bir Ramazan'da şeye görevlendirildim. Ben Ramazan görevi olarak Belçika'nın Gent şehrine bir Ramazan orada vaaz ettim. Şimdi hatta o Gent şehrinde o zaman pek cami azdı. Bizden evvel cuma namazı kılmak için cemaat ararlarmış. Ama şimdi belki ondan fazla cami oldu. Siz bilirsiniz belki orayı. Şimdi efendim orada da işte o zaman hatta bir şey vardı. Mısırlı bir Şeref diye neydi adı bir hoca vardı. Rabıtaya bağlı İslam Merkezi Brüksel'de. O zaman bana dedi ki Sadık Şeref. Ya dedi sen buraya gel dedi. Burada din kültürü öğretmenleri oluyor. Maaşını da Belçika hükümeti veriyor. Ben o zaman yok dedim. Ben kalmak istemiyorum. Döndüm şeye. Sonra Haseki, ben Turgutlu'da vaiz iken Haseki eğitim, ihtisas ve eğitim merkezi açıldı İstanbul'da 76'da. Şimdi oraya gelmemin sebebi de Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi 1970 yılında ben hacca gittim vekaleten. 70 yılında bakın. O zaman 24 yaşındaydım. Türkiye'nin en genç hacılarındandım. Ben Ali Yakup Hoca Efendi'yi şeyde tanıdım. Haç'ta tanıdım. Aynı oteldeydik. Efendim bu Fuat Çemdi bir hoca vardı. Beşiktaş müftüsü. O da vardı. Hanımları da vardı. Onlara hizmet de ettik orada. Ali Yakup Hoca Efendi ile bizi tanıştık. Sonra İstanbul'a döndüğümde bana mektup yazdı Ali Yakup Hoca. Ya azizim, azizim derdi o. Ya bir burada şey açıldı, sen buraya gel, imtihanlara katıl. Ben de hocamın o mektupları falan vardır. Ankara'ya gittik. Efendim o zaman Yüksek Din Kurulu, o Hamdi Kasaboğlu, bilmem o şeyler vardı, önemli kişiler vardı. Bu Hatemül Enbiya yazan, neydi Osman Keskioğlu filan vardı. Onlar imtihan yaptı bizi. 700 kişi müracaat vardı o zaman. İşte biz 70 kişi olarak Haseki'ye başladık 76 yılında. Efendime söyleyeyim. Haseki'de o zaman gerçekten bakın biz doğrudan hidaye fıkıhtan efendim tefsirden nesefi hadisten Ebu Davud böyle başladık şeye. Efendim onu işte bitirdik diyelim 78 yılında bitirdik. Ondan sonra biz asistan olarak kaldık efendim Haseki'de. 4 arkadaştı. İkisi fıkıhçı, ikisi tefsirciydi. Efendim işte Yahya Hoca ile biz tefsir Halil Güneç hocamın işrafında. Mustafa Özcan da İbrahim Küçük o da Mehmet Savaş hocamın şeyinde asistandı. Sonra efendim şeyde Rüyet-i Hilal konferansı oldu şeyde İstanbul'da 80'de galiba. Brüksel İslam Merkezi'nden Muhammed Alvini diye birisi gelmişti. Orada İslam Merkezi var Brüksel'de. Bizi oraya çağırdılar.
Şimdi ben de 82 yılında Brüksel İslam Merkezi'ne gittim. Rabıtaya bağlı. Rabıta Dünya İslam Birliği falan. Efendim oraya vardık. Orada gerçekten orası Brüksel Avrupa Birliği ortak pazardı o zaman. Onun şeyinde İslam Merkezi'nde 3000 kişilik bir cami var. Efendim radyosu var. Sınıflar var. Orada ders yapılıyor. Onun da hikayesi uzun. Şimdi bu 67 Savaşı oldu ya, hani Arap-İsrail Savaşı diyorlar. O savaştan sonra Allah rahmet eylesin, Suud Kralı Faysal bir petrol ambargosu uygulamıştı Avrupa'ya ve Amerika'ya. Şimdi o sırada Brüksel'e gelmiş şey. O İslam Merkezi de o zaman gariptir ki, bir Belçikalı mühendis Mısır'a gitmiş. Ezher Camii'nin planında minareli, kubbeli Şark Eserleri Müzesi diye o binayı yapmış. Brüksel'in merkezinde. Efendim sonra Faysal demiş ki, burayı bize İslam Merkezi olarak verirseniz size petrol ambargosunu kaldırırız. Biraz da para vermiş, orası İslam Merkezi oldu. Yani gerçekten böyle işte sınıflarıyla, camisiyle, radyosuyla, matbaasıyla, kütüphanesiyle muazzam bir yer. Biz de oraya görevli olarak, rabıta adına temsilcisi olarak, biz Diyanet'te görevliydik ama maaşsız izinli olarak oraya gittik. Oranın müdürü bizi çağırmıştı. Oraya vardık. Efendim biz işte hem Türklere hizmet ettik hem Araplara orada. Efendim mesela bir çok cuma hutbesi okudum ben Araplara. Bir yarım saat sürerdi bizim Arapça hutbelerimiz. Sıkıntı yok. Dili o kadar geliştirdim. Biz hazırlandık. Çünkü başka muhataplarımız hep Arap'tı. Efendim hatta böyle sorulan dini fetvaları da biz yazılı olarak cevap verirdik filan. Ya o da uzun hikaye. Orada konferanslar olurdu. Efendim Mısır'dan gelir, mesela Ramazan'da bir mukri, bir hafız, bir de bir hoca gelir, vaaz eder, o Kur'an okur. Efendim mesela Muhammed Hamidullah Hoca, ondan sonra Paris'ten, oradan buradan, muhtelif yerlerden ilim adamları gelir, konferanslar verir. Bir de Belçika'nın bir özelliği, o zaman bakın İslamiyet'i resmi din kabul eden devletlerden birisidir. Yani buradan giden din kültürü öğretmenlerinin maaşını Belçika hükümeti karşılıyordu. Ayrıca orada bizim Faslılar caliye derler, azınlık. En çok onlar, sonra bizim Türkler vardı. Orada benim zamanımda o okullarda 300'den fazla din kültürü öğretmeni vardı. Sonra o camilerde bizim Türkiye'den gelen imamlar vardı. Gerçi imam maaşlarını cemiyet, devlet veriyordu ama öğretmenlerin maaşını. Sonradan tabii biraz ben 82'de başladım orada. 5 sene kaldım 87'de. Tabii orada çok hizmetlerimiz oldu. Ondan sonra mesela biz Ramazanlarda 36 hapishaneyi biz Adalet Bakanlığı'nın izniyle hapishaneleri dolaşırdık. Ziyaret, işte küçük risaleler hazırlardık. Biraz hurma falan götürür. Gittiğimiz hapishanelerdeki o Türk, Arap, bütün Müslüman mahkumlar toplanır, bir sohbet yapardık onlara, işte hurma filan dağıtırdık. Yani senede bir defa bizi gözetlerlerdi. Mesela adam Afrika'dan gelmiş, işte eroinden, esrardan yakalanmış, 10 sene geçmiş, arayan soranı yok. Bizden başka, bizi bekliyor. Yani o şartlar altında efendim hizmet etmeye çalıştık. Sonra İşte şeyimiz tamamlandı. Tabii orada çok detaylı şeyler var. Onlara girmiyorum. Gerçekten orada güzel hizmetler oldu. Camiler efendim açıldı. Yardımlar sağlandı. Camilerin işte lokalleri oldu. Efendim nesiller yetiştirilmeye çalışıldı. Tabii o zaman tabii 60'lı yıllarda Avrupa'ya giden bizim sahipsizdi işçiler. Camileri bile yoktu. Kiliselerde bayram namazı sonradan gelişti. O okuyanlar arttı. Yani elhamdülillah şimdi mesela Belçika'da ben hatırlıyorum. Bakan Brüksel merkezli efendim bu şeyin Afyon'un Emirdağ'dan bakan oldu yahu. Bir başörtülü bir kızımız
Evet, milletvekili oldu. Ben babasını falan tanırım. Milletvekili olan arkadaşlarımız oldu. Almanya'da da böyle bir gelişme oluyor. Tabii Müslüman gittiği yerde tohum olmak durumundadır. Efendim, mutlaka oraya bir damga, değil mi? Bir maya, maya olması lazım. Tabii hocam, buradan biraz geriye dönmek istiyorum müsaadenizle. Halilzade Temel hocamın efendim namaza başlamasında, bilinçlenmesinde az önce dikkatimi çekti, sözünüzü bölmemek için soramadım. Lise döneminde köşe yazısı yazmaya başlamışsınız. Abi, mahalli gazetede yazıyorum. Bunlara sevk eden saik ne oldu? Tabii zaten biz şimdi amcam hoca oldu, hafızdı. Biz onun nezaretinde ilkokula başladık. Kur'an-ı Kerim hafızlığa çalışıyoruz. Yani ben mesela 7 yaşında oruç tutmaya başladım, hatırlıyorum. Gelenek bizim Anadolu'da öyle olurdu yani. Belli bir yaşa geldikten sonra aile de namaz kılmamak falan kusur sayılırdı. Hatta çok enteresandır, 7 yaşında ben ekmek torbası da var. Her şeye rağmen annem ekmek, üzüm bir şeyler koymuş. Ben de oruç tutmak niyetiyle, yine ihtiyaten bulunsun diye. Çocuk aklı ya, benim ilk orucum, ya oruç tutuyorum ama zor geldi. Kuru üzümleri yedim, suyunu çektim, posasını, güya oruç bozulmaz gibi çocuk aklı. Böyle başladık. Şimdi Balıkesir'e, o Bigadice köve gelince, zaten o zaman namaz kılmak bir bakıma mecbur gibi, yani kılmayan yani ayıp olurdu. Hem de 9 yaşından itibaren ben, elhamdülillah bir namazımın geçtiğini bilmem, kazam kalmadı yani. Elhamdülillah. Evet. Peki okulda İmam Hatip'e giderken namaz kılmayanlar ya, yüzde kaçlardaydı, var mıydı? O zaman da kılınırdı. Mesela sabah namazında böyle şey olurdu. Biz Balıkesir'de mesela Yıldırım Camii'nde bizim komutan gibi Mehmet Karatoprak böyle asker gibi kaldırır ve cemaatle kılardık. Diğer vakitlerde de tabii, İmam Hatip'te tabii herkes için kaytaran kaytarırdı ama mesela sabahleyin zil çalınırdı, uyandırılır insanlar namaza. Tabii kaytaran arazi olan olur ama biz elhamdülillah o zamandan beri şey yaptık. Şimdi o arada bakın, tabii uzun hikaye de, ben Balıkesir İmam Hatip'teyken galiba o 65 yılındaydı, İmam Hatip okullarını temsilen her İmam Hatip'ten ikişer kişi İstanbul'da bu meseleleri görüşmek üzere İstanbul'a gelmiştim. 67 yılında. Talebe Birliği Başkanı gibi. Gibi, evet. Zaten okulda sınıf mümessiliydim hep. Şimdi o zaman bakın, 65 yılında ben merhum Zahid Hoca Efendi ile ben İskender Paşa'yı o zaman ziyaret etmiştim. O zaman tanıdım Hoca Efendi'yi. Zaten İzmir'de Yüksek İslam Enstitüsü'ne vaaz ederken bu şey var, Tezkiret-ül Evliye var ya Hoca Efendi, MZK, ben onun Muhammed Zahid Kotku olduğunu bilmiyordum. Ondan ben vaaz ettim hayli. Sonra işte 76 yılında İstanbul'a, Haseki'ye geldiğimizde o zaman biz ailece Hoca Efendi'yi tanıdık. O da uzun bir şey yani, onun müstakil bir konu olsa saatlerce anlatılır. Hatta Brüksel'deyken Rabıta Genel Sekreteri gelmişti şeye. Bize dedi ki, yahu dedi, hoca dediğin İskender Paşa'daki Mehmet Zahid Efendi gibi olmalıdır dedi. Onun cemaati vardı dedi. Bak, hoca namaz kıldırma memuru değil. Yani cemaati ne demek? Hem namaz kıldırıyor, hem de bir işaret ettiği zaman cemaati oraya yönlendirebilecek bir etkili olan, değil mi? Efendim, imam, gerçekten imam olan insan. Hoca Efendi misal olarak göstermişti şeye. Onları tanıyormuş demek ki. Buraya uğramış çünkü. İskender Paşa'da namaz kılmış. Hoca Efendi'yi falan tanıyor tabii. Örnek olarak oradaki öğretmenlere, imamlara, işte hoca dediğin öyle olacak falan gibi, böyle bir arada söyleyeyim. Şimdi ondan sonra tabii biz 5 sene orada çalıştık, hizmet ettik, yazdık, çizdik. Kütüphanede de bulunduk. Yani ilimden kopmadık elhamdülillah. Peki o dönemde sizi etkileyen böyle rol modeli, şahıs ya da kitaplar neler vardı hocam? Tabii o şeyde biz tabii İzmir'den itibaren tabii ya böyle amcam, Allah rahmet eylesin, o bizim veli nimetimiz, yönlendirdi.
Sonra İmam Hatip'te idealist hocalarımız vardı. Sonra işte İzmir'de dediğim gibi işte Muhammed Hariri gibi hocalar efendim. O eski hocalar, Nafiz Danışman filan hocalarımız vardı. Sonra tabii Brüksel'de bir Hamidullah Hoca sık sık gelir konferans verirdi. Onda Maurice Bucay var ya, Tevrat, İncil, onlar filan çeşitli hocalar geldi. Yani biz istifade ettik elhamdülillah. Dünyayı tanıdık. Efendim orada bir şey oluştu, altyapı oluştu. İlimden de kopmadık. Sonra süremiz dolunca efendim 7 sene ya 5 sene kaldık. Sonra tekrar İstanbul'a. Haseki'ye tabii ben Haseki'yi bitirdiğim zaman 78'de bitirdiğimde efendim Diyanet'ten bana Hac Müdürlüğü şu bu filan Eminönü Müftülüğü teklif ettiler. Yok dedim, ben burada hoca bırakırsanız onu arzu ediyorum. Sağ olsunlar biz asistan kaldık. Tekrar oraya Brüksel dönüşü bir iki ay kadar İstanbul'da vaiz kadrosunda bulundum. Tekrar Haseki'ye hoca olarak tayinimiz çıktı. Sonra işte Pendik'e taşındı Haseki. Efendim yaş kararıyla, yani Yüksek Askeri Şura değil, 65 yaş kararıyla efendim emekli olduk. Ama hocanın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur, emektarı olur. İşte o zamandan bu yana elhamdülillah hayatımız... Haseki hayatı kaç yıl oldu hocam başladığınızdan bu 76'da yana? 76'da başladık. İlk kursiyer, sonra hocalık. Bir 5 sene Brüksel şeyi oldu. Ondan sonra hayatımız orada geçti elhamdülillah. Yani ben şunu söylüyorum. Ben dünyaya bir daha gelsem, yeniden sıfırdan başlasam yine bu konumda olmak isterim. Yani kâle Allah, kâle Resulullah. İşte bunu şey devam ediyoruz. Yine işe yaramaya çalışıyoruz. Bak siz çağırıyorsunuz. İşte bazı televizyon programları. Cumaları boş bırakmıyorum. 76'dan bu yana bakın. Her cumayı ben illa bir yerde bir vaaz ediyorum. 30 sene oldu. Perpa'da cuma kıldırıyorum. Hocam çok tatlı gidiyor ama takip ve izleyenler de sıkmamak adına biraz toparlayalım istiyorum. Tabii. Hayır. Şimdi birer kelime soracağım. Bunlarla ilgili birkaç cümle. Hay hay. Hocamın zihninden. Kur'an deyince, yıllarca tefsir dersi yaptınız, talep okudunuz. Kur'an deyince aklınıza gelen ilk kelime ya da cümleler. Kur'an deyince bizim dünya ahiret yol haritamızdır. Eyvallah. Özet. Evet. Sünnet? Sünnet şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilişi, uygulanışıdır. Yani bizim Esat Hoca Efendi'nin bir cümlesi var. Al Kur'an bize ne yapacağımızı öğretir, sünnet nasıl yapacağımızı öğretir. Değil mi? Eyvallah. Özet. Harika. Alim? Alim, tabii alim bilen, fakat alim aynı zamanda amil olmalı. İlmiyle amel eden, bilen ve uygulayan kişi. Eyvallah. Ve ihlaslı olan kişi. Evet. Eyvallah. Peki az önce güzel bir şey söylediniz. Tekrar geri dönecek olsaydım yine aynı noktada bulurdum, evet, bulunurdum dediniz. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz son olarak? Doğrusu yani biz bu dünyaya imtihan olmaya geldik. En rütbetül ilm âle rüteb, değil mi? En güzel rütbe ilim rütbesidir. En güzel rütbe Allah'a kulluk rütbesidir. Allah'a kul olmak. Bütün mesele budur. Onun rızasını kazandıysak her şeyi kazanmışız demektir. Onun rızasını kaybettiysek her şeyi kaybetmişiz demektir. Evet. Bunun üzerine de herhalde başka söz söylenmez. Kıymetli dostlar, bugün hocalar hocası nice talebeler yetiştirmiş, müftüler, vaizler yetiştirmiş. Kıymetli bir hocamız Ali Rıza Temel hocamızı misafir ettik. Efendim babamdan daha yaşının kıdemli olduğunu hocamdan bugün öğrenmiş olduk. Rabbimiz kendilerine hayırlı ömürler ihsan eylesin. Son noktaya kadar efendim bu yolda hizmette daim eylesin. Başımızdan eksik etmesin diye dualar ediyoruz. Sizlerden de hocamız ve bizler için dua bekliyoruz. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.